Tabii ülkemizle birlikte yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın da bu virüsten ne ölçüde etkilendiğini merkezimiz yakından takip etmekte. Dün Sayın Bakanımız 32 vatandaşımızın önceki gün 32 vatandaşımızın koronavirüs sebebiyle vefat ettiğini açıklamıştı. Ama maalesef sayı artıyor. Bugün itibariyle bize intikal eden bilgilere göre 8 farklı ülkede 50 vatandaşımızı bu virüs sebebiyle kaybetmiş bulunuyoruz. Keza dünyanın farklı ülkelerinde pozitif sonuçları pozitif çıkan vatandaşlarımız var. 151 vatandaşımızın test sonuçları pozitif çıktı. Onların durumunu da yakından takip ediyoruz. Vefat eden vatandaşlarımızla Sayın Bakanımız bizzat ilgileniyor. Her birini tek tek arıyor. Cenazelerin defnine kadar, cenazelerinin ülkemize ulaştırılmasına kadar her bir süreci yakından takip ediyor. Bu vesileyle gerek ülkemizde gerek yurt dışında hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha rahmet diliyoruz. Bir takım yeni kararları ve yeni mekanizmaları da bu anlamda hayata sokmuş bulunuyoruz. Bundan böyle vatandaşlarımız tabii ki 0312-292-2929 numaralı hattan konsolosluk çağrı merkezimizi 24 saat boyunca erişim sağlamaya devam edecek. Ama bununla birlikte ekranlarda da gördüğümüz Dışişleri Bakanlığı Koordinasyon ve Destek Merkezi isimli Facebook hesabımızdan, yine Dışişleri Destek isimli Twitter hesabından her bir vatandaşımız sosyal medya mecrasını da kullanmak suretiyle bu merkezimize erişebilecektir. Tabii sadece merkezimizin imkanları değil, Sayın Bakanımızın şahsi hassasiyeti de bu anlamda kendisinin aktif bir sosyal medya kullanıcısı olarak bu zamana kadar 5000 sosyal medya kullanıcısının mesajına anında dönmemize imkan sağlamıştır. Bu anlamda her birimizin sosyal medya hesabı ve telefonları da bütün vatandaşlarımıza açık olmaya devam edecektir. Sayın Bakanımız daha evvel pek çok vesileyle ifade ettiler. Bakanlık olarak bu riskle mücadelede çalışanlarımızı korumak, onların sağlığını muhafaza etmek adına da her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Ama bu tedbirleri alırken hizmetleri aksatmamak adına da konsolosluk hizmetlerinde adeta çığır açan yenilikleri de bu dönemde hayata geçirmiş bulunuyoruz. 246 misyonumuz var ve bu misyonlarımızın her biri bu ülkelerde yaşayan ve bu keza bu salgın hastalığın muhatabı olan vatandaşlarımızın yardımına koşmak için nöbet düzenine geçmiş olsa da çalışmalarını gerçekten büyük bir fedakarlıkla sürdürmeye devam ediyor. Keza merkez teşkilatımız pek çok birimimiz yine nöbet düzeninde çalışmaya devam etse de çalışmalarını aksatmaksızın devam ettiriyor. Ve bu anlamda bu çalışmaları sağlıklı bir şekilde devam ettirmek adına bakanlığımızda da gerekli tedbirleri aldık. Sayın Bakanımızın daha evvel ifade ettiği gibi gerek nöbet düzeni, gerek maske, eldiven ve dezenfektan temini, gerek çalışanlarımızın sağlığı açısından her bir girişimize termal kamera, işte sizler de girerken görmüşsünüzdür. Her bir girişimizde bugün termal kamera mevcut ve termal kamerayla bakanlığımıza giriş yapan her bir personel ve ziyaretçi bu anlamda bir ön kontrolden de geçmek suretiyle çalışanlarımızı ve çalışmalarımızı riske atmamak için her türlü tedbiri almış bulunuyoruz. Ve bu anlamda bu tedbirleri almaya da devam edeceğiz ama hiçbir şekilde çalışmalarımızı da aksatmayacağız. Tabii koordinasyon ve destek merkezimizin çalışmalarının pek çok boyutu var. Bu salgın hastalığın dünyayı tehdit eden pek çok boyutu olduğu gibi bu merkezimizin çalışmalarının da adeta kapsamını etkileyen, genişleten pek çok farklı boyutu, farklı yönleri var. Tabii bunların en önemlisi yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın bulundukları ülkelerdeki güvenliği ve sağlığıdır. Dünyanın bütün ülkeleri her bir vatandaşa, her bir vatandaşına evde kalmaları çağrısında bulunuyor. Bizler de Türkiye'de hayat eve sığar parolasıyla her bir vatandaşımızı bireysel tedbirini almaya devam ediyoruz. Ama elbette bulunduğu ülkedeki koşullar gittikçe ağırlaştıkça ve o ülkelerde erişim imkanları sınırlandıkça vatandaşlarımızın yaşadığı paniği hafifletmek, onlara moral vermek, elbette onların arzu ettikleri takdirde ana vatanlarına dönme arzularını da gerçekleştirmek için biz her türlü riski alarak Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın Fuat Oktay'ın koordinasyonunda ve elbette Sayın Bakanımızın yönetiminde bütün ilgili kurumlarımızla işbirliği halinde çok önemli operasyonlar yürüterek pek çok vatandaşımızın da ülkemize huzur ve güvenle kavuşmasını temin etmiş bulunuyoruz. Bu anlamda 17 Mart'ta 9 farklı Avrupa ülkesinden gerçekleştirdiğimiz operasyon adeta bir milat ve dünyaya da
çok önemli bir mesaj teşkil etti. Pek çok ülke bu anlamda vatandaşına nasıl davranacağını da kestiremezken ülkemiz çok büyük bir operasyonla 9 farklı Avrupa ülkesinden 2807 vatandaşımızı ülkemize getirdi. Tabii bu kendiliğinden olan bir şey değil değerli basın mensupları. Öncelikle burada çok büyük bir siyasi irade ve liderlik gösteren Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımızı arz ediyoruz. Cumhurbaşkanı yardımcımıza güçlü koordinasyonundan dolayı çok teşekkür ediyoruz. Sayın Bakanımıza her zaman vatandaşımızın yanında olan ve vatandaşımızın taleplerine gösterdiği duyarlılıktan dolayı şükranlarımızı arz ediyoruz. Bütün ilgili kurumlarımıza, İçişleri Bakanlığımıza, Gençlik ve Spor Bakanlığımıza, Sağlık Bakanlığımıza ve her şeyden öte bu zorlu dönemde belki de en çok etkilenen kurumların başında gelen ve gurur kaynağımız olan Türk Hava Yolları'mıza çok çok teşekkür ediyoruz. Kolay bir operasyon değildi. Misyonlarımız bu salgın hastalığın etkilerinin en yüksek görüldüğü yerlerde görev yapıyordu. Sokağa çıkmanın yasak olduğu yerlerdi. Ve buna rağmen öncelikle listelerin toplanması, hangi vatandaşımızın ülkemize gittiğinin tespit edilmesi, bunların listelenmesi, iletişim bilgilerinin toplanması ve hatta havaalanına ulaşımlarına kadar bakanlık çalışanlarımız son derece fedakar ve kahramanca bir mücadele ortaya koydular ve bu operasyonu başarıyla icra ettiler. Ama talepler tabii ki bitmedi. Daha sonra farklı ülkelerden talepler devam etti ve yine Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla 23-24 Mart'ta farklı 8 ülkeden daha sadece öğrencilerimize yönelik yine son derece önemli bir operasyon yürüttük ve bu operasyon sonucunda da 8 ülkeden 2721 öğrenci arkadaşımız ülkemize intikal etmiş oldu ve şu anda da Samsun, Sakarya, Sivas ve Mersin'de karantina altında son derece ferah, modern ve sağlıklı koşullarda karantinalarını devam ettirmekteler. Düşünebiliyor musunuz? Bir apartmandan başka bir apartmana dahi geçişin yasak olduğu ülkelerde biz hangi vatandaşımızın ülkemize dönmek istediğini tespit ettik, onlara ulaştık, onların evlerine ulaştık, bulundukları yerlere ulaştık ve havaalanına erişimlerinin mümkün olmadığını düşündükleri noktada hatta çoğu zaman personelimiz gitti kendi aracıyla onları bulundukları yerden alıp havaalanına intikal ettirdi ve hatta yine erişimleri mümkün olmayan pek çok öğrenci kardeşimizi herhangi bir riske maruz kalmasınlar diye bir gün öncesinden bulundukları yerden alıp otellerine yerleştirdik. Masraflarını Sayın Bakanımız bizzat karşıladı ve o öğrencilerimizi havaalanlarına intikal ettirerek adeta o yuvaya dönüş sevinçlerine ortak olmanın mutluluğunu ve heyecanını hep birlikte yaşadık. 45 farklı ülkeden bizlere intikal eden bilgilerle ve özel uçuş izinleriyle 15 bine yakın vatandaşımızı bugün itibariyle ülkemize getirmiş ve karantina altına almış bulunuyoruz. Bu çok büyük bir başarıdır. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın düsturunun bugün Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yaşatılmasıdır. Ve bu anlamda biz koordinasyon ve destek merkezi olarak çalışmalarımızı çok daha büyük bir şevkle ve motivasyonla Sayın Bakanımızın yönetiminde sürdürmeye devam edeceğiz. Tabii bu yurt dışında yaşayan vatandaşlarımız sadece bir boyutu. Diğer taraftan küresel işbirliği anlamında ülkemizden diğer ülkelerin çok büyük bir beklentisi var. Ve bunların başında sağlık alanında kat ettiğimiz mesafe sebebiyle bugün 77 farklı ülkeden ülkemize ulaşan tıbbi yardım destekleri var. Ve bu tıbbi yardım desteklerine mümkün mertebe ülkemizin imkanları nispetinde cevap vermeye devam ediyoruz. Ve 20 ülkenin talebine bu anlamda imkanlarımız nispetinde cevap vermiş bulunuyoruz.